Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün mutfağımın konuğu İlker Ayrık. Bak büyük alkışlar. Kıyamet kopuyor yani şu anda. İnanılmaz. Evet. Hani sen böyle stüdyo yarışmacıları alıyorsun böyle ortalık yanıyor filan, evet. Ya. Öyle bir durum var. Ama içimizde. Çok havalıymış. Değil olsun. Mi? Ne haber? Hoş geldin. İyiyim. Senden ne haber? Süper. Her şey seni oldu. Çok uzun süredir konuk etmek istiyorduk. Acayip yoğun bir programın var. Denk getirdik. Çok müsterihim ya. Çok mutluyum. Benim için de bir şereftir senin aynı mutfakta olmak, aynı stüdyoda, aynı programda olmak. Estağfurullah, estağfurullah. Çok keyifli, çok eğlenceli vakit geçireceğiz. Çünkü sen hem işin yıllardır bu show kısmında ve bir de artık gerçek mutfak kısmında varsın. Yani işte evet, biraz varım. Bir restoranın var. Evet. Hiç böyle girip mutfağa ben yapacağım bugün, hadi çıkın çocuklar ben yapıyorum diyor musun? Arada sırada böyle girip ufak tefek işler yaptığım oluyor. Daha ziyade evde maharetimi göstermeye çalışıyorum. Vay. Vaktim oldukça. Ama sen gelmeden önce senin ekipteki arkadaşlarından bize de şöyle dediler. Ya İlker uçurur. Ekipteki arkadaşlarım değil, ekipteki hainler. İçimizdeki İrlandalılar. Benim hakkımda böyle şeyler söylediler, beklentiyi yükselttiler. Elimden geleni yapacağım. Hafta sonları mutfakta ben varım, servise ben geçiyorum, ben pişiriyorum, ben yiyorum. Evet, bir restoranım var. Seviyorum bu işi. İlker'in kendisinden önce haberleri geldi. Böyle akıncı birlikler geldi. Dediler ki abi İlker çok iyi yemek yapıyor. İlker çok hızlı. İlker şöyle, İlker böyle. Ne çok seveni var abi bu adamın. İnanılmaz hızlıymış. Bakalım benim hızıma ayak uydurabilecek mi? Bak şimdi önünde böyle malzemeler görüyorsun. Bak bir sürü böyle güzel. Sence ne yaparız? Tanıyorum malzemeyi. Çatal. Buradan başlar. Oradan başlarız. Ne yaparız buradan? Bilmiyorum yani şeyin alüminyum folyonun içindeki şey herhalde belirleyici olacaktır. Diyorsun. Ondan sonra herhalde buraya bir şey yapacağız. Yanına da ya salata ya da soslar ya da bir şeyler koyacağız. Hazırım. Arda hazır mı? Sordunuz mu kendisine? Güzel bir fayita yapacağız seninle. Tamam. Combo böyle etli tavuklu güzel karışık bir fayita. Yanına da böyle envai çeşit sos yapacağız. Tamam. Yaparız değil mi? Yapacağımızı zannediyorum. Yaparız. Yaparız. Bence harika. Elbette yapacağız ya. Yani restorana olan, bunca yıldır bu işleri yapan, elinden her yemek gelen bir adamın tek yapması gereken şey bu zile basmak. Prova. Arda ile omuz omuza başlıyor. Hadi başladık. Sen buraya gelirken ne yapacağını biliyor muydun? Hiçbir şey bilmiyordum. Hazırlanırken ne yapacağını söylediler mi? Hayır. Fırının üzerinde toz kırmızı biber ve kimyon var. Bıçak bulamadım. Aha buradayım. Ocağın altını yakıyorum İlker. Yak! 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 Geliyorum. Yak! Hazır mısın? Birazdan hazır olacağım. Soğandan hemen... Vay vay vay, şu kesme tekniğine bak. Şu kesme tekniğine bak. Ya ben bakamıyorum ama... Keşke bıçaklarımı getirseydim. Vallahi mi? En sevdiğin şeylerden birini daha koyacağız. Ne koyacağız? En sevdiğim şeylerden. Kırmızı biber. Oh! İşte bana bunlarla gel. İki. Bir. Bir. İki. Julien'le batonet arası bir yerdeyiz. Ah işte bana bunları söyle. Tabii. Ben neredeyiz diye merak ediyorum. Julien'le... Ne oldu abi? Kes doğru hadi. Nerede o teknikler? Anlattığı her şeyi anlıyorum. Anlamaz mıyım ya ben? Evde yapıyor musun guacamole sos? Haftada 3. Guacamole sos yapmanın temel özellikleri nedir abi? Hani guacamole sos dediğinde aklına ne geliyorsa biz de... Ne geliyor abi? Her şeyi püre yapmayalım değil mi? Evet. Ne yapmayalım? Püre. Ne yapmayalım püre? Her şeyi. Niye yapmayalım? Her şey püre olursa bulamaç yeriz. Çatni zaten hazır. Buradaki biberler ne durumda abi? Onlar... Soğan. Hepsinin çok selamı var. Salsayı çok aşırı derecede ezmene gerek yok. Avokado onu böyle hafiften şey yapıyor. Salsada avokado koyduk mu? Sen kimsin ya? Ne oldu? Sen yiyor musun? Yok be. Ha, 3, 2, 1. Sen var ya, büyüksün ya, çok büyüksün hem de. İlker hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Buyurun. Süper hızlı enerjik. Şimdi sağ tarafta bir tane torşon görüyorsun kırmızı beyaz. Onu belinin kenarına asarak işe başla. Hemen alt taraftan büyük bir cam kase çıkartıyorsun İlker. O cam kasenin içerisinde önce etleri marine edeceğimiz sosu hazırlayalım. Bir su bardağına zeytinyağı dolduruyorsun. Bir bardak kadar zeytinyağı böyle. Güzelce dolduruyorsun ve cam kasenin içine alıyorsun. Evet. Üstüne... 2 yemek kaşığı kadar Worcester sosu koyuyorsun. Önünde duruyor soslar. Yemek kaşığım. Göz kararı da koyabilirsin. Ben sana güveniyorum. 2 yemek kaşığı kadar Worcester sosu koyuyorsun. Birazcık da soya sosuna ihtiyacımız olacak. Ondan da 1001, 1002 diye sayarak 2 yemek kaşığı koymuş olduk. Hangisinden o 2 yemek kaşığı? Her ikisinden de 2 yemek kaşığı koyuyoruz. Sonra hemen önündeki çatal, bıçak ve benzerinin durduğu yerde bir sarımsak ezme aparatı var İlker. Yaklaşık, şimdi benim sarımsaklarım çok büyük, o yüzden 3 diş kadar koyacağım. 3 diş kadar sarımsağı kesme tahtamın üstüne elimle eziyorum.
İlker. Evet. Sarımsağı buldum, şeyi bulamadım. Sarımsak önde. O sarımsağı buldum. Kabuklarını çıkartıyorsun hızlıca. Üstüne bastın, ezdin ya. Evet. Hızlıca çıkartıyorsun. Sonra bu sarımsak ezme aparatının içerisine alıyorsun. Yes. Ondan sonra da bu hazırladığımız zeytinyağlı sosun içerisine şöyle güzelce bu sarımsakları ezeceğiz İlker. Tamam. Programa gelen konuklar başlarına ne geleceğini biliyorlar mı genelde? Bilmiyorlar, oyunları bilmiyorlar, tanımıyorlar. Ekip tamamen gizli tutuyor. Oyuncaklar ve oyunlar onlardan saklanıyorlar. Doğal akışında yani, değil mi? Evet öyle. Aynı bizim program gibi. Mesela sen buraya gelirken ne yapacağını biliyor muydun? Hiçbir şey bilmiyordum. Hazırlanırken ne yapacağını söylediler mi? Hayır. İşte aynı prensiple gidiyoruz. Şimdi bak, sarımsağı da koyduk mu içerisine? Evet. Harikasın. Bunun içerisine şimdi birazcık önündeki lime'dan alıp sıkacaksın. Bir tamam. Lime'ın yarısının suyu bunun için yeterli. Tamam. Şöyle güzelce içerisine sıkıyorum. Sen sıkıyorsun? Sıkacakla mı yoksa elimle? Yok, elimle sıkıyorum abi. Tamam. Hiç öyle sıkacakla falan uğraşmıyorum. Tam benim sonra bu tarzım. Baharatlarını ekleyeceğiz içerisine. Tamam. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Önümde duruyor karabiber. Bir küçük tutam karabiber. Lezzeti acayip arttıracaktır bu. Sonra fırının üzerinde toz kırmızı biber ve kimyon var. Bıçak bulamadım. Aha, buradaymış. Göz kararı. Toz kırmızı biberi bir tatlı kaşığı kadar. Yani birazcık daha fazla. Kimyonu bir çay kaşığı kadar ekliyoruz İlker. Evet, toz kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı, kimyon bir çay kaşığı kadar ekledikten hemen sonra artık bir çatalla bunu böyle güzelce çırpacağız. Toz kırmızı biber. Toz kırmızı biber ne kadar demiştin? Toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bu şimdi bizim marine edeceğimiz sosumuz İlker. Evet. Hemen dolaptan et ve tavukları alarak geliyorum. Tezgahın üstünde iki tane kesme tahtası var. Evet. Bir tanesi et küçük olan protein grubu için. Et ve tavuk için onu kullanabilirsin. Senden yapmanı... Çok geç. Nasıl yani? Sarımsağı orada ezdim ben. Ez olsun. Tamam, o kadar olur. Şimdi etleri dört dilime çıkartıp ince uzun vaziyette yaklaşık aşağı yukarı böyle bir 12-13 santim uzunluğunda olacak vaziyette. Güzel. Böyle dört dilime kestikten sonra 12-13 santime uzunlamasına doğruyorsun İlker. Dört dilime kestikten sonra... Sonra 12-13 santimde bak, senin en büyük avantajın ne biliyor musun? Buyurun. Bütün buraya gelen oyuncu, tiyatro kökenli arkadaşlarımızın hepsi acayip iyi böyle tekrar yapıyorlar. Ve fotoğrafik hafızaları çok gelişmiş. Onlar o yüzden her söylediğimi tekrar ede ede hiç eksiksiz yapıyorlar, biliyor musun? Biliyorum. Şimdi dörde böldükten sonra ne yapıyorum? İnce ince daha devam ediyor muyum? Bu kadar konuştuktan sonra bunu söylemen de güzel oldu. Abi dörde böldükten sonra ince uzun dilimliyorsun bunları. Tamam. Olağanüstü. Fevkaladenin de fevkinde. Tavuğa da aynı işlemi yapmanı istiyorum. Tavuk kalça kısmında o birazcık daha yağlı bir et. Biraz daha böyle güzel bir et. Bunu da yaptıktan hemen sonra şimdi önce eti şöyle güzel bir marine ettim bak. Vay 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 vay. Çok güzel gözüküyor ha. Şeyle tavukla eti aynı yerde marine etmiyoruz herhalde. Ediyor muyuz? Şimdi bak, eti güzelce marine ettim. Tamam mı? Alt taraftan bir cam kase daha çıkarttım. Evet. Bu marine ettiğim sostan birazcık kenara ayırıyorum. Tavuğu da onunla marine edeceğim. Güzel. Tamam. Tamam. Harika. Şimdi birincisini yaptım. İkincisini de alıyorum burada. Heh. Böyle ikisini de güzel. İyice elimle mıncıklaya mıncıklaya marine ettim. Tavuk hazır mı? Tavukları da aynı şekilde dilimliyorum. Aynen öyle, ince uzun ince uzun dilimliyorsun. Şimdi bak, kesme tahtasını kaldırdım. Çünkü artık sebze, meyve, ıvır zıvır onların hepsiyle burada çalışmaya başlayacağım. Hazır mısın? Birazdan hazır olacağım. Elimin altındakileri kaldırdıktan hemen sonra yola devam ediyorum. Şef bıçağımı aldım. Ocağın altını yakıyorum İlker. Yak! Yak geliyorum! Şimdi önce sos tavasındaki işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Tamam. Bir tane soğan alıyorsun İlker. Soğanı kesip kabuklarını çıkartıyorsun. Bir ayva çatni yapacağız. Yaşasın! İlker. Efendim? Bir şey soracağım. Buyurun. Sen son derece hani güler yüzlü, neşeli, eğlenceli öyle bir insansın değil mi? Benim kafama bir şey atmazsın değil mi bugün? Hayır hayır. Harika. Soğanı küp küp doğruyorsun. Küçük. Ne kadar küçük? Aslında o kadar iyi ama aşırı derecede küçük ve eşit doğramaya hiç çalışma. Tavan ısınıyor hafiften. İçerisine birazcık zeytinyağı ekliyorsun tavanın. Tamam. Ondan sonra da soğanları alıyorsun.
ve içerisine ekliyorsun. Tamam mı? Bir tane soğan. Şekline özenme dedin, doğru mu? Çok özenmene gerek yok çünkü bunu en sonunda bir böyle püre gibi bir şey yapacağız. Bir hafif bir çatni kıvamına getireceğiz. Biliyor musun çatni nedir? Hayır, bilmiyorum. Aslında bir nevi böyle bir hani yoğunlaşmış sos gibi bir şey diyebiliriz. Aynı şekilde ayvayla da çalışalım. Ayva soğandan hemen vay vay vay, şu kesme tekniğine bak. Şu kesme tekniğine bak. Ya ben bakamıyorum ama. Keşke bıçaklarımı getirseydim. Vallahi mi? Yok. Ya keşke getirseydin be. Aa, olur mu? Peki şey soğan yarım mıydı? Soğanın tamamını koyuyorsun. Tamamını. Sonra ayvayı da aynı şekilde küp küp doğruyorsun. Bu arada altı yanıyor. Bir tahta kaşık al. Zeytinyağını koydun. Şöyle güzelce bir çevir lütfen. İçerisine bir miktar tuz at. Bu dediklerimin hepsini anlıyor musun İlker? Anlıyorum, uygulayamıyorum sadece. Ne güzel söylüyorum. Nedir abi sorun? Hemen yok, yetişeceğim. Çözelim. Hayır hayır, sıkıntı yok. İlker peki detay kameramanından memnun musun? Detay kameramanı hiçbir şey vermiyor. Bana dedi ki abi hiç ayıp ediyorsun, ben o taktikleri sana veririm filan falan. Bir gözünü kapatmış, kameradan bana bakıyor. Söylesene ayva nerede? Sadece yani bence kamerayı bırakıp sana şu an yardım etmesi gerekebilir. Kendi ekibinle ilgili ne diyeceksin? Seni gelmeden önce acayip ateşi attı. Hep odun attılar altına ya. Ben bunu bana güvendikleri olarak addetmek istiyorum. Aksini düşünmek dahi istemiyorum yani. Sonra bunun üzerine en sevdiğin şeylerden birini daha koyacağız. Ne koyacağız? En sevdiğim şeylerden. Kırmızı biber. Bana bunlarla gel. Peki ayvaları da soğan kadar mı şey ettiriyorsun? Abi böyle bak, önce soğan birazcık kendini bırakacak. Sonra içerisine kırmızı biberi koyacaksın. Güzelce bir çevireceksin, tamam mı? Hafif yumuşamaya başladıkları an ayvaları da alacaksın. İçerisine... Kırmızı toz mu pol mu? Abi önünde kırmızı biber, suç senin meşhur yarışmacılara yedirdiğinden. Yarışmacılara yedirdiğinden. Sonra kaç tane biber koyuyorsun? Efendim? Kaç biber koydun? Bir tane kafidir. İki. Bir. Bir. İki. Bir. Kaç koyalım? Bir buçuk. Bir. Bir de kanaat getirdik. Sonra ayvayı da koyuyorsun. Bunu burada yavaş yavaş pişmeye bırakıyorsun. Tamam. Hazır mıyız? Tamam. Bunlar da dursun. Şimdi. Ayvaları da küçük küçük küp küp yapıyorum değil mi? Ayvaları da küp küp yapıyorsun. Bunların hepsini sonra blenderdan geçireceğiz. Çok da dert sıkıntı değil. Bunu bana söylesene abi. Ama abi ya küçük yaparsan, sen bu teknikleri bilen adamsın. Küçük yaparsan daha kolay çalışırsın. Doğru. Fakat şeyi soracağım sana. Sen ayvanı attın mı? Ben ayvayı attım. Tabii. Pişiyor. Ben hatta bir sonraki yapacağımızın hazırlığına da başladım. Anlatayım mı ne yaptığımızı? Anlat. Bunu nasıl yapıyorsun birader? Niye abi? Yani ben daha ayvayı doğruyorum. Abi ayvayı... Yemek için doğrayacağız. Kafana göre doğra. Arada bir gel git karıştır. Vay vay vay. Nefis. Böyle güzel bir çatlı yapacağız bundan. Şimdi bak, bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber, bir tane de sarı biberi. Bak, baş kısmına bıçağınla bir darbe vuruyorsun, kesiyorsun. Kırmızı, yeşil, sarı. Dip kısmına da vuruyorsun. İlker. İlker. Efendim buyurun. Ne haber abi? İyiyim. Her şey yolunda mı? Soğan kaçtı da. Soğan nereye kaçtı? Yakaladım, merak etme. Harikasın. Ben. Sonra ortasındaki çekirdekli kısmı çıkartıyorsun. Evet. İçerisindeki bu beyaz olan böyle zar gibi kısımlar var ya, yani evet. Sevmeyiz. Müşteriye servis etmeyiz onları hani. Evet. Onları da çıkartıyorsun. Açtın değil mi şey biberleri? Efendim? Açtın iyice, çarşaf gibi. Tabii tabii. Yalnız arada gelip gidip bu çatniyi karıştırmayı unutma ha. Unutmuyorum, unutmuyorum. Yoksa dibi tutar bunun maazallah. Artık bunun altını ben birazcık kısacağım. Seninki kısma raddesine geldi mi? Hayır, daha gelmedi. Gelmedi, peki. Ya da şimdi öyle bak, uyduruyorum şimdi, hava attım sanki biliyormuşum gibi. Benimkinin biraz daha yolu var. Ben sana bir şey söyleyeceğim bak. Buraya gelen bütün konuklar bence beni birazcık kandırıyorlar. Yani niye? Ben böyle hani biliyormuşum gibi yaptım ama aslında bilmiyorum Arda falan diyorlar. Bence gayet iyi biliyorlar. Bence şu an sen de beni yavaşlatmak için uğraşıyorsun. Bu acaba hızlanmam için bir işaret olabilir mi İlker? Asla değil. Bütün biberleri, bütün renk biberleri aynı şekilde hallediyorum değil mi? Hallediyorum derken bir hafif bir endişe mi hal oldu bende? Yani şeyi söylüyorum ya. İnce uzun böyle kibrit gibi kesiyorsun abi. Kibrit gibi. Kibrit çöpü gibi ha, böyle. Böyle hani Julien'le batonet arası bir yerdeyiz. Ha işte bana bunları söyle. Tabii. Ben neredeyiz diye merak ediyorum. Julien'le... Ha ne arası? İşte Julien'le... Julien'den biraz daha küçük. Julien'le batonet arası bir yerdeyiz diyorsun. Peki. Şimdi adam geldi. Dedi ki benim restoranım var. Film çekiyorum, prodüksiyon yapıyorum. Set ortamına aşinayım. Mutfak zaten bizim işimiz falan. Ne oldu abi? Kes doğru hadi. Nerede o teknikler? Zayıf. Şimdi ben anlattığı her şeyi anlıyorum.
Anlamaz mıyım ya? Ben istiyorum ki bizi izleyen seyirciler hangi teknikte olduğunu hani... yani. Şimdi aynı şekilde soğanı da doğrayacağız. Nasıl doğrayacağız? Piyazlık. Jülyen. Piyazlık, jülyen. Evet. Soğanı da böyle jülyen doğrayarak işe başlıyorum İlker. Tamam. Müthiş gidiyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bu hıza ayak uydurmak hakikaten her baba yiğidin harcı değil. Muhteşemsin. Maşallah. Maşallah diyelim, maşallah. Her konuda aynı şeyi söylüyorsundur. Efendim, vallahi demiyorum. Bak bu kadar şahit var burada. Dedim mi? Detay kameramanına sor. Gerçekten mi? Vallahi. Tahmin ettiğimden çok daha hızlı, çok daha seri bir şekilde bıçak kullanıyor. Teknik isimleri bilmiyor olması nasıl kesmesi gerektiğini bilmediği anlamına gelmiyor. Sanırım sonunda her şey tam istediğim gibi çıkacak. Sarı, kırmızı ve yeşil biberi, bir tane de soğanı dediğim gibi doğradın mı? Evet. Harikasın. At şimdi tavanın içerisine ve bunları hafiften böyle ısıyla beraber yavaştan çevirmeye başla. Önce biberleri attım. Arkasından üstüne soğanları atıyorum. Bu şey benim... mi? Wok tavaya mı? Evet abi, wok tavaya. Zeytinyağı koyuyorsun, soğanı ve biberleri atıyorsun ve bunu burada güzelce pişirmeye başlıyorsun. Tamam. Orada tezgahımı sileceğim ve guacamole sosu yapmaya başlayacağım. Ha işte ulan ben de... Şu sosa ne zaman geçeceğiz diyordum. İşte bir eksiklik var diyordun, o eksikliği yaptık. Şimdi guacamole sosun temelinde avokado var. Avokadoyu ortadan ikiye kesiyorsun. Sonra bıçağını kullanarak ortasındaki çekirdeği çıkartıyorsun. Tamam. Avokadonun. Sonra elinle dışındaki kabuğu böyle rahatlıkla soyuyorsun. Muhteşem. Değil mi? Evet evet, inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Evde yapıyor musun guacamole sos? Haftada 3. Haftada 3. Tabii tabii. Müthiş. Peki hangi prensip... Soframızdan guacamole sos eksik olmaz. Hangi prensiplere ihtiva ediyorsun? Hangilerine dikkat ediyorsun? Yani senin için şu anda guacamole sos yapmanın temel özellikleri nedir abi? Ya genel olarak işte hani bilirsin ya. Hani guacamole sos dediğinde aklına ne geliyorsa biz de... Bir de biz... Ne geliyor abi? Evet, ben de tarifini annemden aldım. Annem çok... Özellikle Ramazan bayramlarında. Peki, bayramın ilk günü guacamole sos olmadan bir sofraya otur. Peki Meksikalı mısınız abi köken? Anneanne tarafı. Anneanne tarafı. Demek ki iyi guacamole'nin sırrı anneanneden geliyor Meksika. Evet, aynen öyle. Şimdi abi, avokadoyu çıkarttın mı? Anam. Ne oldu? Avokadoyu unuttum. Dur. Şimdi bak, avokadoyu çıkarttıktan sonra yarım kırmızı soğanı böyle tam senin anlayacağın dilde söyleyeyim yani şefim sen... Artık tabii bir restoratör olarak fine burnoğaz doğuruyorsun. Sen yine herkesin anlayacağı dilden söyle ki aramızda sanki özel bir şey konuşuyormuş. Harika. Bak insanları düşünüyor olman çok iyi. Avokadoyu ne yapıyordum? Keşke programına gelen yarışmacıları da böyle düşünsen. Ya abuk subuk anlatıyor. Vay efendim, bir tane şeyi söyledi o. Biz de kullanmıyoruz aslında, eski dil. Hani eski Osmanlıca gibi düşün onu. İşte bana diyor ki burnoğaz. Oğlum bak ben bunu biliyorum zaten ama bak burada milyonlar izliyor bizi. Sen kimsin ya? Her şeyi püre yapmayalım değil mi? Evet. Ne yapmayalım? Püre. Ne yapmayalım püre? Her şeyi. Niye yapmayalım? Her şey püre olursa bulamaç yeriz. Çatni zaten hazır. Buradaki biberler ne durumda abi? Onlar... Soğan. Hepsinin çok selamı var. Salsayı çok aşırı derecede ezmene gerek yok. Avokado onu böyle hafiften şey yapıyor. Salsada avokado koyduk mu? Ne oldu? Sen yiyor musun? Yok be. Ha, 3, 2, 1. Sen var ya, büyüksün ya, çok büyüksün hem de. Avokadoyu çekirdeğini çıkartıyorsun. Evet. Ortadan ikiye kesiyorsun, çekirdeğini çıkartıyorsun. Sonra üstündeki kabuğu çıkartıp tezgahın üstünde bekletiyorsun. Sonra kırmızı soğan alıyorsun abi bir tane. Yes. Kırmızı soğanın 1/4 kadarını, çok fazla değil... Mümkün olan en ince ayarda, fine burnoğaz diyoruz buna böyle. Küçük ayarda böyle güzel güzel doğruyorsun. Alt taraftan bir cam kabın içerisine alıyorsun. Aynı şekilde avokadoyu da zaten böyle krema gibi. Evet. Oh, küp küp doğruyorsun. Yani kırmızı soğan şey oluyor, parça pinçik. Kırmızı soğan 1/4. Evet. Avokadonun tamamı, kırmızı soğan incecik, avokado böyle tavla zarından birazcık küçük. Tamam. Bu arada çatnin nasıl gidiyor abi? Oo süper. Benimki oldu bile. Bak iyice ayvalar yumuşadı, kendini bıraktı. Seninkiler ne durumda? Ayvalar benim iyice yumuşuyor, kendini bırakıyor şu anda. Bırakıyor mu? O zaman abi bunun içerisine ayvanın eklenmesi gereken birkaç malzemesi var. Onları da ekleyelim mi? Hadi.
2-3 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ekliyorsun. Tamam mı? Şu elma sirkesi. 2-3 yemek kaşığı kadar elma sirkesi. Sonra bir tane lime kesmiştik ya, yarısını evet kullandık. Öbür yarısını da içerisine ekliyoruz bunun. Süper. Süper. 10 numara. Bak 10. 9 değil 10 numara. Sonra lezzet arttırmak için birazcık tuz. Birazcık karabiber. Evet. Hepsini ekledin mi? Tuz. Fevkaladenin de fevkinde. Ekledin mi hepsini? Ve karabiber geldi. Karabiber. Sonra da abicim bunun tadını birazcık dengelemek için şurada fırının üzerinde toz şeker var. O toz şekerden alıp şöyle tepeleme bir kaşık kadar eklemeni isteyeceğim. Tepeleme bir kaşık. Bu bunun acılı... Yemek kaşığı değil mi? Yemek kaşığı aynen öyle. Harikasın. İlker var ya, olağanüstü gidiyorsun. Yani şu an izleyen herkes seninle muhtemelen gurur duyuyor. Diyor ki ya bu adam bu kadar mı yetenekli, bu kadar mı hızlı, bu kadar mı becerikli, muazzam bir adammış ya diyor ya. Vallahi billah. İlker'i işe alırım, gelsin. Akbil, yol, yemek, her şey dahil. Tam sigorta, hepsi var. Ben çatniyi bitiriyorum, hazır mısın? Hazırım. Harika. Bir tane el blender'ı alıyorum ve bunu şöyle güzelce paramparça yapıyorum. Aynı tencerenin içerisinde yapabilirsin İlker. Birazcık parçalı, hafif taneli. Tamamen böyle pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışmıyorum. Ya şu anda inşallah doğru bir şey yapıyorum. Müthiş. Vallahi bak olağanüstü oldu. Seninki de oldu mu? Oluyor. Harika. Şimdi bak çatniyi bitirdik. Hadi guacamole'yi de bitirelim. Onda da çok bir şey kalmadı. Guacamole'nin içerisine biberi koyduk. Avokadoyu koyduk. Şimdi bunun içerisine domates ekleyeceğiz. Buradaki en büyük sıkıntı bu domates. Guacamole için bu kestiklerimizi bir cam kaseye almıştık. Aynen öyle. Şimdi bak bu bir tane domates alıyorsun. Domatesi 4 eşit parçaya bölüyorsun. Sonra tamam, bıçağını kullanarak domatesin içindeki çekirdekli kısımları çıkartıyorsun. Çekirdekli kısımlar. Evet, şöyle bir bıçağımla hafif bir vurdum mu zaten üstüne. Çekirdekli kısımları parmağımla kolayca çıkartabiliyorum. Şimdi ne kaldı? Derisi ve etli kısmı üstünde değil mi? Derili kısmı tezgahın üstüne bastırıyorsun iyice. Tamam. Sonra bıçağınla bu etli kısmıyla derili kısmının arasına giriyorsun. Şöyle yürüterek dikkatli vaziyette hop bunun derisini çıkartıyorsun abi. Yani soymuş mu oluyoruz? Bir nevi evet. Evet. Şimdi deri kısmı yatırdık. Dikkatli vaziyette soyduk çıkarttık. Anladın mı sen şeyi, tekniği? İnşallah doğru anlamışımdır. Çekirdek kalmadı. Önce parmakladık. Sonra yatırdık. Derisini yüzdük. Aynen öyle. Şimdi bunu tezgahımızın üstünü silelim. Dikkatli vaziyette küp küp doğrayacağız. Bugün yaklaşık 30 parça malzeme kestik, biçtik, doğradık. Eti, tavuğu, sebzesi, meyvesi, osu, busu, yeşilliği derken bayağı kesmiş doğra. Domatesleri bu şeyin salatanın sosunun içine koyuyorum değil mi? Abi bak domatesi koyuyorsun tamam evet mı? Avokadoyu koyuyorsun, kırmızı soğanı koyuyorsun. Evet. Üstüne yarım lime'ın suyunu sıkıyorsun tamam mı? Bir çili biberin yarısını ince doğruyorsun, içine atıyorsun. Bir çili biberin yarısını doğrayıp içine atıyorsun. İçerisine böyle bir küçücük tutam kimyon atıyorsun, yarım çay kaşığı kadar. Ne o yarım çay kaşığı? Kimyon. Hah kimyon söyledim. Kimyon. Söyledim. Tuz. Karabiber. Guacamole. Aslında bunu böyle püre gibi de yapabiliriz ama biz birazcık gövdeli bırakacağız abi. Ezeceğiz hafif yani ama biraz gövdeli bırakacağız. Bir de bunun lezzetini ne arttırır biliyor musun? Ne? Kişniş. Oo. Önünde kişniş var. Evet. Bu kişnişten alıyorsun. 4-5 yaprak. İnce ince kıyıyorsun. Ve onu da bu karışımın içerisine atıyorsun. Eğer bunu böyle rondodan ve benzeri bir şeyden çekersen çok güzel püre haline gelir ama biz gövdeli bırakacağız. Her şeyi püre yapmayalım değil mi? Evet. Evet ne yapmayalım? Püre. Ne yapmayalım püre? Her şeyi. Niye yapmayalım? Her şey püre olursa bulamaç yeriz. Harika. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçek bir mutfak profesyoneliyle şu an iş yapıyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Ama azıcık eziyoruz değil mi? Böyle hafif kremamsı bir kıvam. Bu kişniş taze kişniş değil mi? Taze kişniş abi önünde duruyor. İstersen eğer şeyin acısı sana az gelirse içerisine başka şeyler de katabiliriz ama bence bu iş tamamdır. Bak krema gibi bir kıvamda. Müthiş. Çatni zaten hazır. Buradaki biberler ne durumda abi? Sarı, kırmızı, yeşil. Onlar... Soğan.
İyi mi hepsi? Hepsinin çok selamı var. Müthiş. Bu kişniş maydanoza benzeyen şey mi? Evet evet aynen ta kendisi. Allah Allah. Çoğunu bitirdik, az işimiz kaldı. Şimdi servis tabağının üstünde güveç var. Bunu alıp fırına atmanı rica ediyorum senden. Güveç bir ısınsın. Evet ısınsın güveç. Dinledin mi beni? Duydun mu? Evet. Harika. Bak şimdi çatnimiz tamam. Biberlerimizin son bir işlemi kaldı. Onun içerisine bir iki ekleme yapacağım. Salsa sosumuzu yapacağım arkasından. İşi bitireceğim tamam mı? Tabii canım. Tabii tabii. Şimdi salsa yapacağız. Evet ama öyle değil. Bu bildiğimiz böyle güzel salsa yani. Bunun gibi bir şey yani. Fırına koyduğum şeyi ne yapacağım? Isıyı? Isısı zaten hazırda. Öyle seni mi? Bekliyor. Şimdi yarım kırmızı soğan doğramıştın ya. Çeyrek yaptık. Çeyrek tamam. Tamam. Geri kalan kırmızı soğanı küp küp doğramanı isteyeceğim senden. Elbette Arda'cığım. İlker. Canım benim kardeşim ya. Maşallah ben geliyorum diye de hiç elini korkak alıştırmamış. Dört tane sosu da çaktı bize burada. Bir tane sarımsak almanı isteyeceğim senden. Bir diş. Tamam. Bunu ama ezmeyeceğiz. Yani şey yapmayacağız. Sarımsak ezicinden geçirmeyeceğiz. Bunu birazcık geleneksel anam babam usulü. Üstündeki kabuğunu çıkartıp. Tamam. Küçük küçük doğrayacağız. Tamam. Bir sarımsak çok. O yüzden şu anda evdeki eldekinin yarısını gayet rahat kullanabiliriz İlker. Tamam. Şu an seni muhtemelen kimler izliyordur? Annem izliyor, karım izliyor. Mesela buyur. Şu an annen şey diyor mu? Ah oğlum. Ya her insanın evladı şeydir ya, özel ne yapsan güzel olmuş oluyor aslında. Evet. O benim yaptığım yemekleri de çok sever. Yapıyor musun peki annene yemek? Yapar mısın? Arada yani bir. Nadiren yapıyorum çünkü vakitsizlikten dolayı zaten şu anda şöyle söylüyor. Ha görüşmüyoruz ki yemek yapsın diye muhtemelen beni bir gömdü şu anda. Tabii değil mi? Helal. Ama bu yaz kısmet olursa bütün bu işlerden sonra bu yazı aileme çok vakit geçirmeyi planlıyorum. Çünkü çok özledim ailemi. Süper. Sarımsağı ince ince mi ne yapıyorduk? Sarımsağı ince ince doğruyorsun. Hemen arkasından bir tane daha domates vardı ya burada. Evet. Bu sefer aynı az evvel yaptığın işlemi bu domates için yapıyorsun abi. Domatesin azını guacamole'de, çoğunu domates salsada kullanacağız. Peki bu guacamole'de kullandığımız zaten bir domatesti değil mi? Hemen bir domatesin hepsini koyma demiştim ama arada kaçırdım mı acaba onu bilemedim. Ha yok ya tamamdır. Ha tamam okey tamam hallettik yani. Ya bizim oralar tabii biraz daha domatesli yapar bunu. Tamam yani eğer şey oysa, racon oysa sizin orada. Evet evet. Bunu bölmeden gidelim yani. Annem hep öyle der. Guacamole'nin domatesini eksik bırakmayacaksın. Harika. Valla bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ne yaparsak yetişiyor. Guacamole yetişiyor. Çatni yetişiyor. Salsa yetişiyor. Valla dansman seçsek ona da yetişecek. Acaba dans edebiliyor mu? Domatesi de aynen böyle kaba kaba doğruyorum. Salsa çünkü bu. Dansla filan aran var mı? Yok maalesef. Çok özeniyorum. Çok imreniyorum. Acayip yetenekler var. Yapamıyorum. Çok isterdim öyle biri olayım ama hiç alakam yok. Şimdi bunun içerisine de birazcık kili koymanı istiyorum ama yaklaşık çeyrek. Tamamını değil çeyrek. Çok değil tamam mı? Tamam. Artık şu salsayı da bitirelim. Etlere geçeceğim çünkü. Evet evet şu bunun etlere geçelim de, ya. Bak burada her şeyde hemen hemen benzeri mallar var. O yüzden bunun üstüne de birazcık lime ekleyeceğiz. Böyle güzel tamam mı? Tamam. Çok hafif. Küçücük bir tutam toz şeker ekleyeceğiz. Şeye mi? Salsaya? Salsaya abi. Hani bir ne diyeyim sana çay kaşığı filan. Ne oluyor abi? Bir şey yok abi bir şey. Ne oldu abi? Arkadan bir tuhaf tuhaf sesler geliyor. Korkutma beni. Küçücük bir çay kaşığı ekleyeceksin. Tamam. Tuz karabiber ekleyeceğiz işi bitireceğiz. Ne yaptık salsa için? Kırmızı soğanı koyduk doğru mu? Tuz ve karabiber koyduk. Her şeyi güzel bir karıştır abi. Sarımsak. Tamam mı? Ondan sonra domatesleri yine küp küp küçük küçük doğradık. İçerisine de bir parçacık daha kişniş atacağız. Bu iş bitmiş olacak. Sonra artık etlere geçeceğiz. Çok az kal. Şimdi salsan hazır. Guacamolen hazır. Buradaki ayva çatnin hazır. Biberlerin de hazır gibi geliyor bana. İyi mi biberler? Ne durumda? Fena sayılmaz. Peki şimdi ocağın altını tam gaz yak. Tamam mı? Bu biberleri azıcık kenara alacağız. Alt taraftan bu ocağın üstüne en büyük boy tabağı koyacağız. Ve altını tam gaz yakıyoruz olur mu? Yes. Harika. Azıcık şey biberlerin üstüne soya sosu ekliyorsun İlker. Tamam. Şimdi tavadayken ekliyorum doğru mu? Her dediğime tamam diyorsun da yapıyor musun gerçekten? İnşallah yapıyorumdur biliyor bana yapıyormuşum gibi geliyor. Ya bana da yapıyormuşsun gibi geliyor da çok da emin olamadım yani. Bak güzel bir soya sosu ekleyeceğiz bunlara tamam mı? Sonra fırındaki hafif ısınmış olan güveci
Bir eldivenle alacağız. Bu hazırladığımız... Soya sosunu tavadayken biberlerin üstüne. Aynen öyle abi. Tamam. Sonra bunu alıp böyle güzelce içerisine gezdireceğiz. Bak yatak oldu bu. Şeyi çıkardım doğru mu? Evet güvecin içerisine koyuyorsun. Yatak oluyor. Tekrar at fırına abi. Güzel güzel ısınsın bu burada. Helal olsun. 10 numara bir insansın. Ben böyle hızlı, vallahi bak 8 tane Dünya Kupası gördüm canlı bu yaşıma kadar. Ben böyle bir sürat görmedim, helal olsun. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi abi sıra geldi etlere. Etleri de attıktan sonra bu iş tamam olacak. Marinasyonun nasıl? Bir bak bakalım. İnanılmaz iyi. Değil mi? Biraz dinlendi, iyi oldu tabii. Ha, toparlandı. Bir de tavuğa bakalım. Oo, tavuk konuşuyor. Ne diyor baba? Benim bu çektiğim eziyet. Bunu geriye attım. Şimdi artık her şeyi pişmeye bırakacağız İlker. Etlerini alıp ısınmış olan tavanın üzerine şöyle güzelce dizmeni rica ediyorum. Tava tam ısınmadı ama. Isındığı zaman at abi. Güzel acıymış ha. Hangisi? Çatni mi? Evet evet. Oo süper. Şu anda bu arada, yarışmacılarım kulağımı çınlatıyor. Bu arada etlerin tamamını kullanmak zorunda değilsin. Bak güvecinin üstüne bak. Yarı yarıya da kullanabilirsin yani. Yarı tavuk, yarı et mi yapacağız? Aynen öyle. Hayır, elindeki etlerin tamamını atmak zorunda değil. Tamam. Onu demeye çalıştım. Etleri koydun, tavukları da ocağın üstüne koydun ve güzelce pişiriyorsun abi. Aynı tavada? Aynı tavada. Bir parçasını et, bir parçasını tavuk koyduk. Aynı tavaya tavuklarımızı da koyuyoruz. Daha biraz daha soslarla işim var ama dur bakayım araya sokacağız o işi. Neyin eksik söyle bana. Biraz ezeceğim böyle bir şekil mekil yapmam lazım. Neyin eksik? Çünkü salsa abi olduğu gibi duruyor. Hangisi? Salsa. Karıştıramadım bile. Salsayı çok aşırı derecede ezmene gerek yok. Tamam, salsayı ama sadece yapman gereken şöyle güzelce birazcık karıştırmak. Karıştırınca zaten evet, avokado onu böyle hafiften şey yapıyor. Salsada avokado koyduk mu? Pardon salsada değil, özür dilerim. Guacamole'de özür dilerim. Özür dilerim. Abi lütfen salsada avokado mı olur? Özür dilerim. Şefim. İnşallah bozulmamıştır ama ben de üstüme vazife olanları söylemek zorundayım. Yani öyle bir fayitayla 4 tane sos. Ya bana söyle, ben sana zaten başka reçeteler getirirdim yani. Bilmiyorum. Herkes yerinde iyi be, aman boşver. Önündeki o süzme yoğurttan 2 kaşık alıp alt taraftan bir cam kasenin içerisine koyuyorsun lütfen. Tamam. Tamam. Bunun üzerine limonun suyunu ve limonun rendesini kullanacağız kabuk olarak. Alt tarafta, işte önündeki tezgahta bir limon var. Ve yine bu limonun kabuğunu rendelemek için bir zester var. Zester'la böyle dikkatli vaziyette limonun kabuğunu hafiften bir içerisine rendeliyorsun. Bu belli belirsiz güzel bir lezzet verecek buna. Yapıyor musun dediklerimi? Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Limonun kabuğunu rendeliyorum. Sonra da çeyrek limonun suyunu yoğurdun içerisine sıkıyorsun ve güzelce bir karıştırıyorsun. Yoğurdu da hafif baharatlandırıyorsun, birazcık tuz. Buna yeterli olacaktır. Çeyrek limon öyle mi? Çeyrek limon evet. Şimdi sunum tabağının üzerindeki kaplardan bir tanesini al. Onun içerisine bu hazırladığın yoğurt sosu böyle güzelce içerisine koy. Sonra üzerine yine aynı şekilde limonu zest et. Birazcık görsel olarak da güzel olsun. Tamam. Şimdi yoğurtlu olan sosum hazır. Hemen guacamole'ye geçiyorum abi. Alıyorum. Güzelce o küçük sos kaselerinden bir tanesinin içerisine de guacamole'yi koyuyorum. Yapıyorsun değil mi hepsini? Yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Yani İlker senle var ya savaşa giderim ha. Ya senle... İnşallah seninle pedal sallarız. Sen çok iyi bir bisikletçi olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben de bisiklet sürmeye ve bisiklet kullanmaya bayılan bir adamım. Ne çok diyorsun? Çok takip ediyorum seni. Vay. Gerçekten çok isterim bir gün beraber pedal sallayalım. Gerçekten inanılmaz. Hem de sizin yaka daha da bu iş için uygun. Nefis. Ben varım. Tamam, varım anlaştık. Diyorsan varım. Anlaştık. Sonra bu çatniyi alıyorum. Bundan da şöyle doluca bir kaşık. Sos kabının içerisine. Bu da tamam. Etlerin ne durumda abi? İşte kendi kendine tıngır diyor. Kendi kendine tıngır diyor. Çok güzel. Etlerimizi de şöyle güzelce bir çevirelim. Tavuklarımızı da güzelce bir çevirelim. Birkaç dakika sonra servise çıkacağız. Baharatlardan dolayı zaten mis gibi kokular geliyor. Evet. Çatnimiz de hazır. Bunu da koyduk şöyle. Evet. En son olarak şuradaki salsamızı da alıp küçük sos kasesine koyalım.
Şimdi şunları birazcık daha iyi pişirmem gerekiyor. Neleri abi? Yok, tavayı ortalayamamışım da tavuklar kenarda. Heh. Biraz yetim kaldı, hallediyorum şimdi. Tamam. Çiğ tavuk yedirmezsin diye umuyorum sanki. Yedirir misin? Hayır. Harika. Tavuk konusunda çok girmek istemiyorum. Tavukların pişeceğini düşünmüyorum çünkü. İlker maalesef ateş ve ısıyı iyi ayarlayamıyor. Yani esiyor, gürlüyor, şöyleyim, böyleyim, atarım, kesin. O tavuklar pişmeyecek abi. Son yapacağımız iki tane işlem var. Burada alüminyum folyonun içerisinde tabii ki bunun yanında yiyeceğimiz lavaş var. Onu bir fırına at lütfen. Birazcık ısınsın, çok değil. Lavaş. Lavaş nerede? Şeyde, folyonun içinde. Ha, folyodaki lavaş mı? Ben de bana bir sürpriz sandım. Onu folyoyla atıyorsun. Evet, folyoyla atıyorum. Tabii, tabii folyoyla. Lavaş var mı diye baktım. Ha, folyoyla atıyorsun. Abi ne olur ne olmaz. Yani şeyde olmakta fayda var. Ne durumda etlerin? Yavaştan çıkalım mı servise? Çiğ mi tavuklar? Tavuklar galiba biraz. Tavuklar topuklu ayakkabıyla koşan abiler gibi mi şu anda? Daha beter. Daha mı fenalar? bir şey söyleyeceğim. Gelmeden evvel böyle hani enerjik, koşturmacalı falan bir program olduğunu tahmin ediyordun. Evet. Bu kadar böyle... Beklediğimin çok üstünde. Vallahi bu kadar eforlu... Yok, beklediğimin çok üstünde, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Dolayısıyla işte ustalık da buradan geliyor. Benim yapıp da bir yerlerimi çatlattığım şeyi senin neredeyse sağ kolunla yapıyor olman da sinir bozucu. Yok abi, estağfurullah. Aksine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten buraya gelen ne konuklar gördü bu stüdyo, ne konuklar gördü bu mutfak. Bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk adapte olan, hiçbir şeye isyan etmeden her şeyi güzel güzel yapan hiç görmemişti yani. Şu an alkış kıyamet kopuyor rejide. Of. İşte mutfak böyle bir yer. Hamama giren terler, mutfağa giren de terler. Bugün İlker'i biraz terletiyorum. Evet abi, artık bu iş tamamdır gibi geliyor bana. Ne dersin? Bence evet. Şimdi fırındakini bir çıkartalım. Her ikisini de. Maşallah bak, güveç ısındı. Maşallah maşallah. Güveç ısındı. Tezgahın üstüne çıkarttım. Lavaşları da dikkatli vaziyette çıkarttım. Onlar da hafiften ısındı. Hey yavrum hey. Hey şimdi, be. Şimdi yapacağımız şey, buradaki etleri dikkatli vaziyette alıp güvecin üzerine diziyoruz. Tavukları da hemen onun yan tarafına diziyoruz. Etler, tavuklar. Sonra bu lezzetli öz suyunu kaçırmıyoruz. Bunu da şöyle üstüne bir gezdiriyoruz. Dikkatli vaziyette bu lavaşın folyosunu çıkartıyoruz ve ısınmış olan lavaşlardan şöyle bunun üstüne güzel kat olacak vaziyette birkaç tane bırakıyoruz İlker. Son olarak da önünde Frank soğanı var. Bu Frank soğanından da alıp birkaç küçük dilim kesersen, yani böyle üstünü süslemek için. Elbette. Ne oldu? Şey mi, Frank soğanı? Frank. Tamam. Tamam. Biraz böyle üstünden gezdirdim. Artık servis ediyorum. Hazır mıyız? Lavaşı ıslatmış mıydın? Hayır. Sen yiyor musun? Yok be. Ha, kalite kontrol mü nedir? Aa. Evet abi. Hazırsan dönüyorum ve... 3, 2, 1 ve... Servis İlker. Sen var ya... Büyüksün ya, çok büyüksün hem de. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Ben bunu dediğim zaman burada herkesin bağırıp alkışlamasını bekliyordum ama... ...senin arkadaşların daha kimse alkışlamadı. Hainsiniz! Baba büyüksün. Estağfurullah. Vallahi büyüksün. Ya. Bu niye bu renk oldu acaba? Ya o bizde şeydir. Bilmiyorum. Niye bu acaba bu... Yo. Safran mafran mı koydun? Ne koydun? Köri mi koydun? Cepten çıkarttık. Ha, değil mi? Hiç burada olmayan baharatlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel ve başarılı gözüküyor. Vallahi sayende. Bilmiyorum ki. Ama bak, şey... Emek, alın teri, gözyaşı, her şey var burada. Ama tadına bakman lazım. Bakacağım. Değişeceğiz. Senin yaptığının tadına bakacağım. Büyük bir gururla. herhalde senin işinin en kötü kısmı bu. Yok. Gelenlerin yaptığını sen yiyorsun ya. Olsun olsun. Kendini riske ediyorsun. Ben büyük bir zevkle şu tabakları değişeceğim. Seninkini alacağım ve... Tadına bakacağım. Tavuğun tadına bakmamı öneriyor musun İlker? Ya çok da şey etme hani. Çok. Sen yine nasıl istiyorsan öyle yapamam. Wow. Vallahi İlker'le tam tahmin ettiğim gibi geçti. Çünkü çok hızlı, çok seri, çok atik.
gayet dengeli bir vaziyette gittik. Ben bunların bir önce tek tek tadına bakacağım, sonra birleştirip yiyeceğim. Tamam. Abi niye öğrenci gibi duruyorsun diye. Bak kıyafet böyle durulur mu? Hmm, çatni. Salsa. Körili guacamole. Ya dedim ya abi bizim anne tarafı bunu körili yapar. Körili yapar. Ama değişik bir şey tat katmış ya. Ama of. Tabii öyle. Hayatımda yediğim ilk körili guacamole'yi yedim. Değişikti ama onların o tarafta yöresel öyle yapılıyormuş. Yersen. Etimizden alalım şöyle bir parça. Maşallah. Sonra altındaki biberli soğanlı karışımdan da şöyle bir alalım. Ama seninki çok güzel olmuş. Seninki de çok güzel olmuş. Niye kendininkini böyle şey yapıyorsun? Tavuk alacaksan buradan almalısın. Öyle mi? Ben bir ete bir yükseldim önce. Tamam. İri parçalı şeyin ayvalar böyle şeylik almış. Bu. Evet. Şey. Evet. O da mı yöresel? Evet evet. O da baba tarafında. Biz şeyde çatlide ayvayı büyük bırakıyoruz. Yani. Ya tabii. Evden eve değişiklik gösteriyor değil evet. mi baba? Ha. Evden eve bunun böyle bir farklı şeyi var. Salsası. Guacamolesi. Yoğurdu. Daha ne ya? Her şeyi yapmışsın ya. İnsan bir şeyi eksik bırakır. Hmm. Hocam. Bunu şimdi... Yani dürüp şöyle hafif insan gibi yemeye çalışacağız. Bismillah. Bence çok güzel yapmışsın. Nefis olmuş. Pazartesi gel başla. Bizim farkında olmadan birbirini seven, birbirine paralel bir hayatımız var. Bugün sadece biz bir araya geldik. Sadece bugün karşılaştık. Eminim ki o da beni sevdiğine inanıyorum. Ben de onu seviyorum çünkü. Programın sonunda aldığım iş teklifini değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama ucuza çalışmam İlker. Vallahi eline koluna sağlık. İki yemek yemeyi seven adam yan yana böyle hoş hoş girdik yiyoruz yani. Büyük bir memnuniyet. Değil mi? İlker seni tebrik ediyorum. Ay çok teşekkür ederim. Acıkmışız da yani. Evet evet. Özellikle aç geldim. Et yemeği olduğunda ayrıca sevindim. Çok güzel. Maşallah. Nefis. Maşallah. Böyle şeyi alıyor musun? Böyle hafif ayvanın ekşiliği var. Burada domates, birazcık acılık var şeyden, çiliden. Hepsi böyle çok güzel bir denge içerisinde oldu sanki. Şahane olmuş. Gerçekten çok güzel. Vallahi çok güzel yapmışsın. Eline, emeğine, koluna sağlık. Hem hızlısın, hem çabuksun. Hem şu an anlıyorum senin yarışmacılar tam da bunu bekliyorsun değil mi böyle hızlı çabuk atıyor. Ama ben tavla oynarken bile kazanmak için oynarım. Yani mücadeleyi çok seviyorum. Tuttuğum takımda mağlup olduğu zaman değil mücadele etmediği zaman gıcık oluyorum. Dolayısıyla hayat da bir mücadele. Bu mücadeleyi de seviyorum. Yavaş olma ya da tembellik yapma şansımız olduğuna inanmıyorum. Ya da ben çalışmayı sevdiğim için öyle. Bu benim için bir mücadele. Ve çok eğlendim, çok teşekkür ederim. Süpersin. Eline, emeğine, her şeyine sağlık. Çünkü bunu yapmak hiç kolay değildi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Eyvallah. Efendim bu hafta İlker'in mutfakta ne kadar yetenekli olduğunu hep beraber gördük. Hep beraber bunu yaşadık. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir tabakla, mükemmel bir tabakla bugüne veda ediyoruz. Bizden size güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın. Çok da gözünüzde büyütmeyin yani Arda'yı. Bana anlatıyorlar işte Arda şöyle, Arda böyle gördük.